Merhabalar. Üçüncü videomla karşınızdayız. İlk iki videomda prefabrik evin yapım aşamalarından hangi süreçlerden geçtiğimizi anlattım. Ve evin dış görüntüsünden size kareler gösterdim. Şimdi evin içini beraber gezelim. Burası 2 artı 1, 75 metrekare bir yer. Mutfak, salon beraber. İki tane odamız var. Hep beraber evin içini bir gezelim. Dış kapıdan girdiğimizde çelik kapı. Daha önce de bahsettiğim gibi evin tamamını anahtar teslim şekilde kapılarından, pencerelerinden, iç kapılarından, yer döşemelerinden, duvar boyasından her şeyini anahtar teslim olarak yaptık. Bakın alçı pana da herhangi bir şey asmakta bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi gerek çerçeve gerek resim asılabilir. Burası evin antresi. Tavanlarda herhangi bir yağmurdan dolayı falan akma söz konusu değil. Antre bölümümüz böyle. Şimdi evimizin salon mutfak bölümüne geçiyoruz. Burada verandaya çıkan bir Fransız cam balkonu yaptırdık. İki tane pencere mevcut içeride. Dikkat ederseniz duvarlarda herhangi bir ek yok. Daha önce de belirtmiştim bunu. Prefabrik evin duvarına ağır bir şey asamazsınız diyorlardı. Bakın mutfak dolabı asılı. İçi de oldukça ağır. Evin bitmesine yakın süreçte evi yapan firmayla Koçtaş'ta buluşup bu malzemeleri kendimiz oradan seçtik. Gerek yer döşemesini, gerek duvarın boyasını, gerek mutfağın dolaplarını. Burası 24 metrekare bir salon. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Burası 12 metrekare bir oda. Bakın burada da tavanları göstereyim size. Herhangi bir sızıntı, herhangi bir yağmurdan dolayı etkilenme yok. Laminat parkeler, iç kapılar. Şimdi banyo bölümünü gösteriyorum. Fayanslar, duşakabin, banyo dolabı ve lavabosu. Şimdi çocuk odasına doğru ilerliyoruz. Çocuk odası 9 metrekare. Çift yatak var burada. Bakın duvarlar yine tek parça. Yine tavanlarda
Herhangi bir sorun yok. Az önce de bahsettiğim gibi bütün yer döşemeleri, kapılar, boyalar, mutfak dolapları, evyeler hepsi kendimiz tarafından seçildi ve fiyata dahildi bunlar. Herhangi bir şeye karışmadık. Evi yapan firmanın bize teslim ettiği mutfak dolapları zaman içerisinde kullandığımız malzemelerle bize yetmedi. Biz de daha sonra eve ilave dolap yaptırdık. Tabii burası bizim yarı zamanlı yaşadığımız bir yer olduğu için fırsat buldukça geldiğimiz bir ev olduğu için bütçe ayırabildiğimizce bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Her yaptığımız şeyi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu şömineyi de 25 yıllık bir kullanılmayan komodinden kendim tasarlayarak yaptım. Instagram adresimde de bunun yapım aşamalarını size paylaştım. Bu şekilde hem eskiyi değerlendirmek hem bütçemiz el verdikçe yeni bir şeyler katmak için eve çaba gösteriyoruz. Dediğim gibi bunu sizlerle de paylaşacağız. İlk iki videomda dışını göstermiş olduğum evin üçüncü videomda içinde sizlerle paylaştık. Her türlü yorumuna, öneriye açık bir şekilde tekliflerinizi bekliyorum. Instagram adresimden takip etmenizi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve yolunuz düşerse mutlaka kahve içmeye bekliyorum.